Merhabalar, Dünya Yedik kanalına hoş geldiniz. Ben Nihan. Vegan meze serisinden devam ediyoruz. Bugün hep birlikte haydari yapacağız. Vegan haydari için neler kullanacağımı ve ne kadar ölçüde kullanacağımı her zamanki gibi açıklamalara bıraktım. Oradan lütfen kontrol edin. Ama neler kullanacağımızı şöyle bir üstünden kısaca geçelim. Çiğ kajun var. Mutlaka ben böyle daha yoğurdumsu, peynirimsi tariflerde bunu tercih ediyorum. Tofum var. Bu tarifte gerçekten tofu tam yerini buluyor. Öneririm. Zeytinyağı, limon suyu, tuzum var. Nutritionalist besin mayam var. Biraz çok güzel bir aroma katıyor. Sarımsağım var tabii ki. Biraz da misom var. Miso bu fermente ezmeyi eğer siz bulamıyorsanız bu tarif için çok elzem değil. Peynir yapacaksanız mutlaka öneriyorum. Ama bu tarifte eğer yoksa geri kalan malzemelerle de yine çok lezzetli bir haydari yapabilirsiniz. Ve tabii ki nanem var. Bunları hazırlarken sudan da faydalanacağım. Şimdi hemen kajularla suyumu blenderda çekerek başlıyorum. Dediğim gibi blender'a kajuları alalım. Tuzumu da bu aşamada koyayım. Baştan az bir suyla çekeceğim. Güzelce krema olana kadar blender'dan geçiriyoruz. Kajuları güzelce çektikten sonra diğer malzemelere geçelim. Besin mayası var. Sarımsaklar var. Sarımsakları şöyle bir iki tane şey haline getireyim. Küçük parça haline. Misoyu da koyalım. Bunları tekrar bir çekeyim. Böyle farklı farklı çekmemin sebebi de anlamışsınızdır zaten içinizde ev hanımları uzun süredir mutfakta olanlar vardır. Kajular tofu ile birlikte olduğu zaman tane tane kalabilir. Siz de hepsini birden acele edip atmayın içine. Güzelce baştan bunu bir krema haline getirelim. Tofuları en son atacağız. Şimdi tekrar çekiyorum. Biraz karıştırdım. Şimdi tofularımızla devam ediyoruz. Bu hem birazcık daha katılık veriyor. Böyle çok iyi bildiğiniz gibi. Yani ben de açıkçası düşünüyorum. Haydari hiç evde yememiştim. Yapmamıştım da dışarıda yedim maalesef. Oradan hatırladığım kadarıyla tekrar bir de tariflere baktım. Böyle peynir ve süzme yoğurtla yapıldığı için işte içinde hem peynir öğeleri, miso, besin mayası var. Şimdi birazdan limon ekleyeceğiz. Hem de böyle birazcık daha katı kıvam alsın diye gerçekten. O yüzden dedim tofu gerçekten tam o aradığımız şeyi veriyor, dokuyu veriyor. Çekelim. Geri kalan tofularımızı da atalım. Böyle makineyi de çok yormadan ayarlayarak zeytinyağını koyalım. Limon. Şimdi blend etmeye devam ediyoruz. Haydarimizi diyebilirim artık bence. Güzelce karıştırdık. Onu bir tane böyle karıştırma kabına alacağım. Çünkü kuru nanemiz vardı bir de biliyorsunuz. Onu bu aşamada ekleyeceğim. Güzelce sileyim ben haydarimizi hazırladık, onu buzdolabına attık, biraz soğutuyoruz. O sırada biz naneli yağ yapacağız. Biz zaten bol baharatlı yağları çok seviyoruz. İçine böyle bazen acıl biberler koyuyoruz, sarımsaklar koyup bekletiyoruz. Bugün öyle bir fırsatımız yok ama haydariye nane yağının çok yakışacağını düşündü. Hande verdi tek şeyi, fikri. Ben de hemen yapalım dedim. Gerçekten çok yakışacak. Belki siz de denemek istersiniz. Zeytinyağım var, taze topladığım naneler var. Biz bunları terasımıza ya da balkonumuza ekiyoruz. Çok hızlı çıkıyor. Bence siz de deneyin. Hiç denemediyseniz inanılmaz yayılıyor. Ve taze nane biliyorsunuz çok da güzel kokar. Şimdi hemen blenderdan geçireceğim.
Töke saça. Zeytinyağımızı da ekleyelim. Şimdi bu ikisini çektiğimizde enfes kokan bir yağ elde edeceğiz. Vegan haydarimiz hazır. Onu az önce hazırladığımız böyle nane yağıyla da süsledik. Çok lezzetli oldu. Açıkçası biz tatmak için sabırsızlanıyoruz. Dilerim siz de beğenmişsinizdir. Denerseniz bize yorum olarak yazmayı unutmayın. Heyecanla bekliyoruz böyle deneyenler beğendi mi diye. Çok hoşumuza gidiyor. Tarifimizi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bizi isterseniz Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki tarifle görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşça kalın.